Buyurun efendim. Değerli arkadaşlar, Abant'taki kampımızın ilk günündeyiz ve bugün biraz önce Sayın Devlet Bahçeli adına kaleme alınmış ve servis edilmiş olan yazılı bir basın açıklamasını dikkatle okuduk. Bununla ilgili partimizin görüşlerini ifade etmek için karşınızdayım. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık siyasi tarihi boyunca bu kadar vesveselerle dolu, bu kadar acemice ve alel acele kaleme alınmış, bu kadar mesnetsiz bir metinle ilk kez muhatap oluyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ilk genel başkanından son genel başkanına kadar haklarında tutuklama kararlarının, haklarında idam kararlarının, hatta hapis cezalarının, canlarına kast eden suikast girişimlerinin, linç girişimlerinin muhatabı olmuş, bunların hiçbir tanesine boyun eğmemiş, bir santim eğilmemiş, bir santim geriye gitmemiş bir siyasi hareket olarak tükenmekte olan bir ittifakın varlığını bu ittifak ortaklığına borçlu olan küçük ortağının hezeyanlarına papuç bırakacağını düşünenler bu konuda yanılmaktadırlar. Son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde hastaneye yatmasından sonra ciddi endişeler, ciddi tartışmalar olmuştu ve bunlar bir yandan da sürüyor. Sayın Genel Başkanımız doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilinden bilgi alıp sağlık durumunu takip etmekten tutun, meclisin ilk açılış gününde tarafımızdan Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığına kavuşup görevinin başına dönmesini temenni etmeye kadar kendisinin sağlık durumuyla ilgili son derece yakından ilgilendiğimiz ve olumlu mesajlarımızı ilettiğimiz bir sürecin içindeyiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemez. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceği üzerine bir takım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Ve bugün yazılan metin belki Türkiye'ye görünümü altında parti içine Sayın Bahçeli görevinin başındadır, sağlığı iyidir, gündeme hakimdir, hatta gündem değiştirmeye haizdir, mahirdir mesajını verip parti içine yönelik etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir parti içi çekişmenin, rekabetin, hesapların durdurulmasına yönelik böyle bir metnin tarafı edilmekten, buna alet edilmekten üzüntü duyduğumuzu, bunu da siyasi bir nezaketsizlik olarak gördüğümüzü açıkça ifade etmek isteriz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi 1950'lerde kalmış ve ardında etkisi olanları bugün utandıran, kimsenin savunmadığı tahkikat komisyonlarını 70 yıl sonra kendi partisi içinde kurmaya yeltenecek kadar kendilerini de ileride utandıracak bir işe tevessül etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız hakkında bir takım çirkin iddialarla bir komisyon oluşturmak, hem de o komisyonda yer alan üç zatı metnin içinde metiyelerle kendi kendilerini övdükleri bir metni Sayın Genel Başkanlarına imzalattırmış olmaları ve onun adına açıklattırıyor olmaları da bambaşka bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar gündem değiştirme çabalarına çok muhatap olduk. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi bugün biz hafta sonu CHP'nin gündemde yer almasına karşılık ve CHP'nin ittifakının İstanbul seçimlerini kazanmasından sonra bütün siyasi hesapların değiştiği, partinin kurucularının, önceki bakanlarının %50 olmuyor artık bunu 40'a çekelim deyip üstü örtülü olarak da MHP'den kurtulalım meselesinin dile getirildiği bir süreçte gündeme gelmek isteyen birileri gündeme bomba atalım derken yaptıkları canlı bomba eylemidir. Ve kendilerini, demokratik duruşlarını, meşruiyet anlayışlarını da parçalamışlardır. Ve tahkikat komisyonlarının utancına 2019 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ni muhatap etmişlerdir. Bu durumu
üzülerek bir kenara not ediyoruz. Sayın Genel Başkan'ın dokunulmazlığına gelince, Sayın Genel Başkan'ın dokunulmazlığı anayasal bir dokunulmazlıktan ibaret değildir. Sayın Genel Başkan'ın dokunulmazlığı 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kendisine, gösterdiği adaylara, ortaya koyduğu siyaset anlayışına karşı milletin gösterdiği teveccüh ve İstanbul'u da aşan, Türkiye ittifakına dönüşmüş olan kendisine bir sahip çıkmadır ki 31 Mart'ta seçimleri küçük bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu'na dokunmaya kalkanlar 23 Haziran'da nasıl bir demokrasi tokatı yedilerse emin olsunlar ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ya dokunmaya kalktıklarında o tokatın çok daha fevkinde bir demokrasi tokatını bu milletten yiyeceklerine hiç şüphe yoktur. Ayrıca bir komisyon kurulup bu komisyon bir takım terör ilişkilerini, terör örgütü ilişkilerini inceleyip sonra da dokunulmazlık kaldırma noktasına gelecekse Milliyetçi Hareket Partisi'ne tavsiyemiz, devletin televizyonunu sınır ötesine Erbil'e götürüp Osman Öcalan'a mikrofon uzattırıp Cumhur İttifakı'na destek açıklatan ve bu işe Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alet edenleri, Abdullah Öcalan'dan İmralı'da mektup alıp o mektubu devletin ajansına İstanbul'un göbeğinde okutturup seçimlere birkaç gün kala panik halinde Abdullah Öcalan'ın desteğini Cumhur İttifakı'nın adayına sağlamaya çalışanları incelemelerini, irdelemelerini ve kendi durdukları yeri sorgulamalarını kendilerine tavsiye ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi gündemimizi, halkın gündemini sürdürmeye, ittifakımızı genişleterek devam etmeye, güçlenen siyasetimizle birlikte bu tek adam rejimine karşı, rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra hayata geçip, artık bunu hayata geçirenlerin de savunamadığı, eleştirdiği ve kurtulmaya çalıştıkları bu sözde yeni rejime karşı tam bir demokrasiyi, katıksız bir parlamenter sistemi, dünyadaki örneklerini aşan demokratik bir parlamenter sistemi kurana kadar, kuvvetler ayrılığını sağlayıp, yargı bağımsızlığını sağlayıp, sonuçta bu ülkede demokrasiyi yeniden egemen kılana kadar demokrasi yürüyüşümüz, mücadelemiz ve ittifakımız devam edecektir. Tükenmekte olan bir siyasi hareketin, yok olmakta olan, destek kaybetmekte olan ve son günlerde açıklanan bütün anketlerin paniğe sevk ettiği bir ittifakın, küçük ortağının hezeyanlarını üzülerek birazcık da tebessümle tarih önünde not ederiz. Benim açıklamalarım bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ediyoruz. Efendim.